İGA İstanbul Havalimanı'nın katkılarıyla hazırlanan Sonsuzluk Kervanı programı başlıyor. O yüz her hattı tevhid kaleminden bir satır. O yüz ki göz deyince Allah'ı hatırlatır. Allah dostu kimdir sualinin cevabını böyle vermişler. Yüzü görülünce Allahü Teala'nın hatırlandığı kişi Allah dostudur. Sadece yüzü görmekle değil, vefatından asırlar sonra gelip kabri şerifinde durup üç ihlas bir Fatiha okuduğunuzda, bir boyun büküp niyaz ettiğinizde size kalbinizi hatırlatan kişi Allah'ın dostudur. Muhammed Baba Semmasi, Kudüs-i Ruh'un huzurlarındayız. Aldığı altın silsilenin mukaddes emanetini, Hacı Ali Ramiteni Hazretlerinden aldığı bu emaneti, Seyyid Emir Külal'e devredecek olan Zat-ı Şerif'in kabri şerifinin hemen önümde. Birazdan Profesör Doktor Bilal Kemikli Hocam ve bu içinde bulunduğumuz külliyenin imamı Haydi Ramazan Hocam bizimle birlikte olacak inşallah. Onlarla Muhammed Baba Semmasi Hazretlerini konuşacağız. Fakat önce böyle eğer hazırsak bir beraber girelim kabri şerifin içine. Dışarı böyle bir gördüğünüz gibi kabir taşı yapılmış. Üzerinde yazılar. Şöyle dolaşarak gidecek olursak buraların kültürü vesairesi de bütün bu işlere etki ediyor. Bakın şu kapıdan, eşikten ziyaretçiler genelde buranın etrafından fatihalarını okuyorlar, dualarını ediyorlar. Ama şu kapıyı açtığımız zaman asıl Merkad-ı Şerif'e doğru geçebiliyoruz. Bismillah. Muhammed Baba Semmasi Hazretleri burada metfun. Şöyle kıble tarafına doğru geçecek olursa. Şimdi beraber hocamların yanına geçelim ve Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin kim olduğunu, ne gibi nasihatlerde bulunduğunu, ne gibi hizmetler ettiğini, bütün bunları etraflı bir şekilde konuşalım. Buyurunuz. İnceden, belli belirsiz bir yağmur. Bizim sonbahar havalarını andıran bir hava. İklim özellikle Buhara'da dört taraf çöl olması itibariyle rüzgarlı ve kuru bir iklim. Kışın ziyade soğuk, yazın aşırı sıcak. Ve biz şimdi böyle kışın ortası diyebileceğimiz bir zamanda ama elhamdülillah üşütmeyen bir havada, hafif yağmur altında Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin Kudüs-i Sırruh Merkad-ı Şerif'inin önündeyiz. Hemen hocama döneceğim. Hocam, kimdir Muhammed Baba Semmasi Hazretleri? Evet, Muhammed Baba Semmasi Hazretleri'nin huzurundayız. Muhammed Baba Semmasi Hazretleri kimdir? Hacegan yolunun büyüklerindendir. Emir Külal Hazretleri'ni yetiştiren ve Bahattin Şah-ı Nakşibendi keşfeden kişidir. Ne demek keşfeden? Şöyle söyleyeyim, Baba Semmasi'nin bir özelliği var. İnsanı keşfeden bir özelliği var. Yani kimden kemal olur, kim daha iyi bir noktaya gider, onu bilen birisi. Talebeleriyle birlikte Kasr-ı Hinduvan köyünden geçerken, Kasr-ı Hinduvan Buhara'ya yakın bir köy, haber verdi. Dedi ki, ben bu köyden bir erkek nefesi, kokusu alıyorum. Farklı bir insan burada inşallah dünyaya gelecek dedi. Daha sonra bir daha geçtiğinde o kokuyu, yani manevi koku bu, letaifler alıyor.
burunla alınan koku değil. Dedi ki o kokuyu artmış buldum. Herhalde o yiğit dünyaya teşrif etmiş olsa gerek dedi. Hakikaten 3 gün önce Muhammed isimli bir zat Şah Nakşibend lakaplı daha sonra dünyaya gelmiş. Dedesi daha 3 günlükken kendisini alıp Baba Semmasi Hazretlerine yanına götürmüş. Baba Semmasi Hazretleri onu kendi kucağına alarak bu bizim evladımızdır, aldık, kabul ettik diye sevincini belirtmiş. Sonra da yine yanında bulunan, daha sonradan halife olacak olan kendi dervişlerinden Emir Külal Hazretlerine bunu sana yetiştirmek için emaneten veriyoruz, buna sahip çıkasın diye tembihlemiş. Şah Nakşibend Hazretleri daha 3 günlükken Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin himmetine, teveccühüne, manevi terbiyesine girmiş oluyor. Ve ondan sonra Muhammed Baba Semmasi Hazretleri onun istikbaldeki kemalatını, inşaadını, hizmetlerini keşfen görerek bu köy artık bundan sonra Kasr-ı Arifan olacak buyurmuş. Ve Şah Nakşibend Hazretlerinin doğduğu, yaşadığı köy ondan sonra Kasr-ı Arifan, Arifler Sarayı olarak adlandırılmış. Şimdi bir yandan Nakşi geleneğin piri olacak kişiyi keşfettiği rivayet edildiği gibi öbür taraftan Emir Külal'i de keşfediyor yani. Onu da bir güreş Medine'den gelmiş bir muhacir seyidin oğlu olan Emir Külal meydanda güreşirken onu keşfediyor. Yani insanı keşfedip o keşfettiği insanı alıp farklı bir aleme, farklı bir dünyaya taşıyor. Tam bir keşif. Tabii keşif tasavvufi bir kavramdır ve tasavvufta manevi tekamülün neticesinde gönle doğan bazı bilgiler, ilahi bilgiler anlamına da gelir. Ama burada kullandığımız, burada zikrettiğimiz keşif yine o işaretin neticesi olacak, olması gerekir. Yani kimden ne olacağını tahmin edebilmek. Bu bir feraset meselesidir. Bir idrak meselesidir. Bu ferasetin, bu idrakin sahibinin huzurundayız. Eyvallah. Buralıdır. Burada doğmuş, burada büyümüş ama ilk tahsilini de burada almış fakat babasından belli bir seviyede tahsil aldıktan sonra Buhara'ya gitmiş. Buhara'da tahsilini, İslami ilimler konusundaki tahsilini tamamladıktan sonra da Harezm'e gidiyor. Muhammed Baba Semmasi Hazretleri Buhara'nın Semmas köyünde dünyaya gelmiş. Sufi ve derviş meşrep bir aileden olmalı ki dedesi kendisini alıp Mahmud İncir Fanevi Hazretlerinin huzuruna götürmüş. O dönemde biraz da yaşlı olan Mahmud İncir Fanevi Hazretleri yeni gelen bu genç misafirini kendi halifesi olan Ali Ramitani Hazretlerine havale etmiş. Bunun üzerine Baba Semmasi Hazretleri Ali Ramitani'nin peşinde Harizm'e giderek onun yanında uzun bir süre seyr-i sülükünü ikmal etmiş. Daha sonra seyr-i sülükünü tamamlayınca kendi köyüne Semmas'a döndüğü rivayet edilir. Bugün Harezm'e mesela biz bugünün şartlarında, imkanlarında hadi kalkalım gidelim desek yol gözümüze büyük geliyor. Evet. Ama bundan 8 asır önce, 7 asır önce kalkıp ilim tahsili için oralara gidiyorlar ve herhangi bir rızık endişesi, çoluk çocuğu ne yapacağım mesela bunlar yok kayıtlarda. Evet. İlim derdiyle dünyanın dört bir tarafına yayılıyorlar. Bu enteresan bir şey değil mi? Buradan bakınca. Aslında burada dolaşmalarımızın hepsinde bunu göreceğiz. Buhara, Mavera-Nehir bölgesindeki dolaşmalarımızda bunu göreceğiz. Başka İslam coğrafyasının başka yerlerine gitsek yine orada da göreceğiz. Şimdi İbn-i Arabi Endülüs'ten kalkıp Konya'ya sonra Şam'a gitti. Yani kalkıp gitmek ilim için seyahat etmek ki biz buna er-rihle diyoruz ilim için. Seyahat etmeye rihle diyoruz. Bu o dönemlerde demek ki yük değildi ya bir çözüm belki de bulunuyordu. Bir de tabii şunu da ifade etmek isterim. Yola çıkmak tasavvufun temel umdelerinden birisidir. Zaten seyri sülük de bir yoldur. Şimdi tekkede derviş kaps haline girdiğinde manevi haz, manevi zevklerden uzaklaştığı da bir yükseliş, bir yüceliş hissi görmediğinde bir bakıma kaps daralmaktır. Böyle içi sıkıldığında ona ustası, mürşidi yola çıkma görev verir. Seyahat görev verir. Bu seyahat insanı rahatlatıyor. Seyahatte seyahat ediniz, sıhhat bulunuz emri de buradan kaynaklanıyor. Yani kalkıp bir hoca efendiyi, bir kitabı, bir alimi ziyaret etmek başlı başına zaten bir ibadet olarak da telakki edilmiş. Medeniyetimizde böylece
Allah rızası için yapıyor. Böylece kurulmuş. Peki müsaadenizle ben bir öğüt hocama döneyim. Hocam hoş geldiniz. Hoş gelip siz. Hoş geldiniz diyorum. Hoş gelip siz. Anlaşılır ikisi ben de. Sana takılmadan başlayamıyorum biliyorsun. Tamam, hoş gelip siz. Evet. Siz Muhammed Baba Semmasi Hazretleri Kudüs-i Ruh hakkında bize neler söylemek istersiniz? Hayatı hakkında çok fazla bilgi yok bildiğimiz kadarıyla. İşte ders gördüğü yerler, sonra emaneti teslim ettiği yer bunlar var. Fakat o arada ne yapıyor? Hayatı nasıl geçiyor? Harezm'e gidişi, geri gelişi, hizmetleri neler yapmış mübarek? Bize o biraz bilgi verir misiniz? Burada tatlı malumat verseniz bizlerge. Hayat hakkında bilişimizce çok malumat yok. Kayakta var, tahsil alken, nemekken ve ortada nemeler bugün. Uşak hakkında imkan kadar köprak. Mesela Harezm'e borgen, ilim alken, ondan ki nemek, ortada nemekken mesela. Tarikatı kimle alıp kimge vergeni yem malum. Fakat ortada ve tahsil olarak malumat verseniz. Sadece tahsilat değil, hizmetlerde. Neler hizmet, yapmış? Kılgen hizmetleri, ameliyat, hayat, faaliyet. Menakıpları. Menakıpları hakkında. Aslı bu kişi hakkında tuluk malumatlar özü kelmegen de. Detaylı bilgiler zaten ulaşmamış bize kadar. Asosan bu kişi ilim olganliklerden başka, dehkançılık kasbı bilen şunlendirgen de. Ziraatla ilgilenliği. Söylenir. Hocalı Romitani'nin tahsil alıyorken vakitlerde hem bu kişinin bağları bu kişi karagenler, yani dehkançılık genekenler. Hocalı Ramitani'den itimat tahsil alırken o Hocalı Ramitani'nin bahçesine bakıyormuş. Ondan o kişinin ustazlarının vefatlarından keynen bu kişi hem şagırtlarına talim vergen halde o şey dehkançılık bilen meşgul bu genekenler. Pirinin vefatından sonra da hem eğitiyor, eğitimli yapıyor hem de ziraatla ilgileniyor. Evet. Özlerine küçük bir uzum zarları bögeneken, bağları. Evet, uzum bahçesi varmış. Uzum bahçeleri bögeneken. Çünkü özleri mehnet kılıp dehkançılık yiyenler. Yani emeğiyle. Trikçilikleri şunun arkasında. Geçimini sağlamış. Yani kasbi kar yiyenler. Yani peygamberler hem, ötken uluğlar hem, hemmeleri kasbi kar bögeneken. Elbekar, dilbeyar. Dilbekaru, desbeyar. Dilbekaru, desbeyar. Evet. Dil bayarı, ders bekar. Evet, dersinde söylenebilir. Aynısı yani. Dil bayarı, ders bekar. Evet. Hangisi bu? Karamen. Dil bayarı, yani ders bekar. Evet, elin işte olsun. Yani el karda, gönül yarda ya da gönül yarda, el karda ikisi de. Önce gönlü söyleyelim biz. Aynen. Dil bayarı, ders bekar. Dil bayarı, ders bekar. Önce gönül yarda olacak ki el kara var. El yoksa karın tadını alırsa gönül yara varamaz. Evet. Çünkü amel kıyıp, demek o kişi dehkancılık yanıkenler. Şunun için bu kişinin dehkanlarını piri deyip halkam izaz kılışadı. Ziraatçıların piri diyorlarmış o yüzden. Bu yerdeki dehkanlar hemmeleri işte ziraatlardan aldın gelip ziyaret kılıp bir dua alıp geçişedi. Ziraatını kılışadı. Başlamadan önce Hazretten dua alıyorlarmış. Barakatlardan ümit var bulup inşallah Allah'ın fazlı bulan. Bugüne kadar böyle bir şey var diyor. Barakat olsun deyip önce buraya gidip ziyaret ediyor, ondan sonra ziraatını başlıyor. Ki bunlar tabii şeyde asr-ı saadette de var. Hani nasıl böyle bir şey olur diye takılan olmaz da hani olursa diye. Mesela Mekke-i Mükerreme'ye yağmur yağmadığı zamanda Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ın kabri şerifine gidip ya Rabbi burada yatanın yüzü su hürmetine bize yağmur ver diye dua ettikleri ve yağmurun yağdığı bereket. Uluların yüzü su hürmetine duruyor yer gök. Şimdi bu kişi asosan halkın içi de yürüp, şimdi oddi halk bulan özleri hem oddi bir halette yürüp şu halkını doğru yolga hidayetlige sebep bögenler. Yani halkını başkargenler. Halkla beraber milletin içinde çok sade bir hayat geçirmiştir. Ve milleti doğru yola irşad etmeye çalışmıştır bu hayatın içinde. Halktan bain, hakka kain. Evet. Şunda. Bana şu halkını bir müşkülleri çıkadigen haletlerde bu kişi o şey özlerini faziletleri bilen ve o şey davetleri bilen halkını o şey müşküllerini asan kılıçlıkla hareket kıyanlar, çünkü hisse koşkenler. Milletin başına bir şey gelirse veya zorda kalırsa ilk yardıma koşuyor ve nasihatiyle, irşadıyla onları doğru yola getirmeye çalışıyor. Evet. Kendisi hakkında El-Mukbile aleyke ve lima sivâken nâsi Eşşeyh Muhammedin el-Baba Semmâsi buyurulur. Yani talebelerine, müridanına ve bütün insanlara saadete ulaşmasına vesile olan zat demektir. Bu saadete ulaşmayı nasıl temin ediyordu bu Allah dostları ve hususen Muhammed Baba Semmasi Hazretleri? Şöyle, birincisi insanların ilimle mücehhez olmalarını, ilim tahsil etmelerini temin ediyorlardı. Başlangıç böyle. Sonra ilahi muhabbetin kalplerine enjekte edilmesiyle onları ibadetlere, amele sevk ediyorlardı.
Üçüncüsü de saadetin yapılan işleri ihlas ile yapmaktır. Çünkü mesela rakamlarda da bunun misali var. Bir rakamın önüne sağ tarafına sıfır koyarsanız 10 kat olur. Bir tane daha koyarsanız 100'e çıkar. İşte eğer ibadetler, ameller ihlasla yani sırf Allah rızası için yapılırsa katlayarak gider. Hem makbul olur hem de sevabı çok olur. Ama amellerde niyet yoksa veya niyet olduğu halde Allah rızası değilse, başka şeyler karıştırılmışsa o sıfır bu sefer sol tarafa geçer ve önüne bir çarpı gelir. Yani 1000 birimlik sevabınız olsa dahi onu sıfırla çarpınca netice sıfıra eşit olur. Allah-u Teala ilme uygun olsa da yapılan ameli temelinde rıza-i ilahi gözetilmemişse kabul etmiyor, boşa gidiyor. Bu ihlası elde etmek, bu hususta terakki etmek ve bunu meleke haline getirmek ancak kalp tasfiyesiyle olur. O kalp tasfiyesi de zikrullah ile mümkündür. O zikrullahın tarifi, takibi de Muhammed Baba Semmasi Hazretleri gibi meşayih-i kiramın işidir. Peki ben şunu sormak istiyorum. Nasihatlerinden mesela her büyük zatın özellikle ihtimam gösterdiği bir husus var. Hacı Muhammed Baba Semmasi Hazretleri en çok nereye işaret etmişler? En çok neye dikkat etmemizi istemişler? Ne nasihat etmişler? Her bir zatını itibar kılarken bitti yönelişi bulardı. Bu şey Baba Semmasi kaysi meseleye kökettir o itibar kılarken mesela. Şimdi bu kişi hakkında ona kadar nimeler, hikmetler kimegen. Menakıbı yok bu kişi hakkında. Menkıbası bize kadar gelmemiş. Bu kişinin haklarda asasi malumatlar Hocalı Rumiyetani menakıblarda ve Said Münikulal menakıblarda kigen. Başka cahillerde kimegen. Aslında şöyle diyebiliriz. Bu zatın menakıbı Hacı Emir Külal'dir, Şahan Akşiment'tir. Onlar o zatın menakıbları yani. Şimdi o şey aitken bir hikmetli sözleri o şey Mirikulol'ni o'sha haqqiga Mirikulol'ga aytgan so'zlari bor. O'sha bu yerda bu mana shu manzilda qishloqda ikki qavm urushib qoladi va birisi birini urib tishini sindiradi. Tishi tushib qoladi. Shunda ular qoziga murojaat qilmoqchi bo'ladi, arz qilmoqchi bo'ladi-yu, birlari chiqib aytadilar-ki, avval boboy samosiga o'taylik, u kishini oldilardan bir o'tib, nasihatlarini olib keyin yoqqa borsak yaxshi bo'ladi dedilar. Shunda bu yerga keladilar bobo samosini oldilariga va bobo samosi bilan birga Said Mirkilor turgan bo'ladilar shogirdlar. Shunda ular kelgandan keyin shu janjal bilan bobo samosi Mirkilorga aytadilar-ki, siz bir ish qilingki, shu ikki taraf ham rozi bo'lsin. Tinchlik bo'lsin. Shohidlik istolaridan sen shu jamlikda chiqib ketsinlar. Adolat qaror ber. Shunda keyin Mirkilor o'sha singan tishni olib joyiga qo'yib, Allohning izni bilan duo qilib, duo qiladilar, haligi tish asli holiga qaytgan ekan. Va ikki taraf isloh bo'lib, ikkita janjal bo'lgan o'rtadagi nima isloh bo'lib, hammalari tinch bu yerdan chiqib ketadilar. Ko'yda ikki tarafining orasida kavga chiqar, va kavga chatishmaga dönüşür. Birisi ikincisini dişini kırar. Ama kırılan dişle onlar beraber kadıya gitmek ister. Onların arasından birisi çıkar der ki, önce Baba İsa Masih'e gidelim. İş oradan uzamazsa ondan sonra kadıya gitmeye yetişir. Zaten gideriz. Gelmişler, geldiğinde yanında Hazreti Emir Kulal da buradaymış. Emir Kulal'a demiş ki, şöyle bir iş yap ki iki taraf birbirinden razı olsun. Buradan niza ile çıkmasınlar. Hazreti Emir Kulal almış dişi, yerine koymuş ve dua etmiş. Allah'ın kudretiyle o duanın gücünde diş yerinde kalmış. Yine yerine yerleşmiş. Böylece niza iki tarafa nizasını bastırmış. Yani bahşiş yerine koymuş. Talebe için de zor bir durum hocam. Hocası diyor ki şu işi hallet ve niza çıkmasın. Problemi çöz. Yani şimdi bu büyükler problem çözücü insanlar. Sulh ve selameti sağlayan sözleriyle, dualarıyla, niyazlarıyla, tavır ve davranışlarıyla topluma örnek olan insanlar. Ama bendeniz tabii bir şeyi hatırladım. Bu Muhammed Şahın Akşibend Hazretleri daha genç bir talebe. Baba Semmasi'nin meclisinde, sohbet meclisinde bulunmuş ve o meclisten çok etkilenmiş. Manevi lezzetler almış ve şöyle dua ediyor tabii. İşte bu belalar istiyor belki kendisine ve o belalara sabretme talebinde bulunuyor. Şimdi genellikle bu şekilde dualar da edenler vardır ama bu vesileyle onu hatırlatmış olalım. Sabır dilemeyin. Allah'tan hayırlı olanı dileyin. Şimdi Baba Semmasi
Ona diyor ki sakın böyle şey yapma. Yani sen hayırlı olanı talep et. İyi olanı, Allah'ın rızasına uygun olanı talep et. Sabır üstesinden gelemezsin. Yani bazen gelinmeyebilir. Yani mütehammil olamayabilir insan. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin Baba Semmasi Hazretleri ile bir başka belki de son görüşmesi olabilecek şey, 18 yaşlarına geldiğinde babası kendisini evlendireceği vakit muhtemelen nikahına davet amacıyla kendisini Semmas köyüne göndermiş. Baba Semmasi Hazretleri'nin yanına gelince Şah-ı Nakşibend Hazretleri o gece Baba Semmasi Hazretleri'nin sohbetine katılmış. Bu sohbetten oldukça etkilenmiş. Hatta kendisine hüzün çöküp sohbetin akabinde kalkıp mescide gelmiş. İki rekat namaz kılıp Cenab-ı Allah'a niyazda tazarruda bulunaraktan Ya Rabbi çektiğimiz, çekeceğimiz sıkıntılara, belalara, musibetlere karşı bize sabır ihsan eyle diye biraz da oldukça ağır sayılabilecek bir duada bulunduğu rivayet edilir. O gece yatmış, sabahleyin tekrar Baba Semmasi Hazretleri'nin yanına yola çıkmak için geldiğinde Muhammed Baba Semmasi Hazretleri, evladım bir daha dua ederken ilahi senin rızan neredeyse bu kulunu orada bulundur diye dua et. Eğer Allah kuluna bela gönderirse ona takat getirecek gücü de verir. İnayetiyle o belaya sabır ve tahammülü de ihsan eder. Fakat Allah'tan ne geleceğini bilmediğimiz için bela gibi işlere ağzımıza almayalım. Yoksa dua hükmüne geçer. Gelmeyecekken dua gelir diye onu ikaz etmiş. Onun bir gece önce mescidinde nasıl dua ettiğini Allah-u Teala ona bildirmiş. Bildiremez mi? Bildirir. Allah bildirirse her şeyi bildirir. Bildirmezse hiçbir şey bilinmez. Allah bildirmiş ve o da bu şekilde duasını dahi tahsis etmiş. Hakikaten buradan da bize bir ibret çıkıyor. İnsan Allah-u Teala'dan sıhhat, afiyet, imanı kamil, ameli salih istemeli. Bela ve musibet celbedecek şekilde dua etmemeli. Ama kader ilahi bela ve musibet verilecekse, takdir edilmişse o zaman ona da sabretmeli, tahammül etmeli. O zaman Allah'tan yardım istemeli. Neyle? Namazla ve sabırla. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Şimdi mütehammil olmak, tahammül sahibi olmak bir kemal işaretidir. Kemal vesilesidir ama bir imtihan da içinde barındırır. Bazen o imtihanı geçemeyebilir insan. O sebepten dualarımızı neye göre yapacağımız konusunda da dikkatli olmamız gerekiyor. Yani toplumun problemleri çözmenin yanında kendi iç dünyamızdaki problemleri çözecek iksirlerden birisi olan duayı da doğru bir şekilde yapmak lazım. Yani böyle imtihan istiyor, bela ver, musibet ver, sıkıntı ver ki sana daha çok yaklaşayım. Diyor ki yok böyle değil. Evet. Hayırlı olanı yapabilmen için gayretini artırmak hususunda yardım dile onda. Afiyet isterlermiş hocam. Hem dünyada hem ahirette afiyet. Tabii afiyet olacak ki, huzur olacak ki hizmetinizi yapacak, sıhhat olacak ki yapacaksınız. Şimdi Baba Semmasi'nin düşünce dünyası ile ilgili siz sormadınız ama ben hemen böyle söze girdim. Bazen hocalıkta böyle oluyor. Bir de bugün Özbek şeyde takkesi de giydik, tacı şerif de giydik. O zaman bir Özbek şeyiyle konuşalım. İki tane önemli kavram var. Baba Semmasi'nin menakıbından anlatılan ki daha çok Nakşi gelenekte de anlatılıyor. Yani Nakşi gelenekte de anlatıla gelen şeyler. Bunlardan bir tanesi sükut kavramı. İkincisi ise istirak kavramı. Sükuttan kasıt ne? Sükut susmaktır. Kuşkusuz susmak ama neye sustuğunun farkına varman lazım. Yani her susmak sükut değildir. Her susmuş olanı sükut ehli görmemek lazım. Sükuttan murat çok fazla konuşmamak. Çünkü çok fazla konuşmak da bir dünya sevgisinin alametidir. Çok iyi konuşanların da temelde bir dünya sevgisi vardır. O dünya sevgisinden azade olmak için bazen susmak icap ediyor. Sustuğunuzda tefekkür etmiş olursunuz. Susmaktan murat tefekkür etmektir. Müşahede ve murakabede bulunmak anlamına gelir. Dolayısıyla bir murakabe ehli, bir müşahede ehli bir zatın önündeyiz ki zaten kaşif dediğimiz şey de oradan çıkıyor. Keşif de oradan çıkar. İkincisi istirak, hocam biraz önce bahsetti. Bağlarından söz etti ve üzümcülüğü, özellikle üzüm konusunda çok uzman. Yani iyi bir bahçıvan olduğu söyleniyor. Bağları, üzüm bağları var. Sadece hocasının değil, kendisi buraya geldiğinde de üzüm bağları, bilmiyorum şu anda üzüm yetişiyor mu burada? İncir, nar, üzüm hepsi meşhur. Yani, nara anar diyorsun. Üzüme anar. Ne diyorsunuz? Üzüm. Üzüm üzüm mü? Üzüm. Nasıl? Özbekçe üzüm. Üzüm.
İncir? Encir. 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 Mahmut Enciri-i Fanevi. Bazen bağ girer, istirak bahsinde bağ girer, bağda çalışırken kendinden geçermiş. Yani bu kendinden geçmesi hali, ya bağda tamam üzüme bakıyorsunuz, üzümün ihtiyacı olan çapalamayı falan yapıyorsunuz ama yani Allah'ın yarattığı o güzelliklerin farkına varmak. Murakabe dediğimiz şey bu. Yani ortaya çıkan eserin üzerinde tefekkür etmek. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri ne kadar güzel bir lütufta bulunuyor diye düşünüyor ve o düşünce, o murakabe istiraka sebebiyet veriyor. Tırnak içerisinde dalıp gitmek diyeyim ama bu dalıp gitmek de değil yani. Bildiğimiz dalıp gitmek, bir hayale dalıp gitmek değil. O faili mutlak olanın, haliki mutlak olanın, razıki mutlak olanın idrakinde olabilmek. Onu hatırlayabilmek. Bir üzüm bahçesi bile gerektiği zaman bir bahçıvana kitap olur. Onu okumasını bilenler için. Onun istirakına sebebiyet veren şeylerden birisi budur diye hep anlatırlar. Konuşulan hadiselerdendir. Rivayete göre sabah yolculuğa çıkacakları vakit yemek sonrası Baba Semmasi Hazretleri Şah-ı Nakşibend Hazretlerine ayrıca bir ekmek verdiği rivayet edilir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri de içerisinden yemeği şimdi yedik. İşte bir süre yolculuktan sonra köyümüze tekrar varacağız. Bu ekmeğe niçin ihtiyaç ola ki diye düşünürken itiraz da etmeyip yola koyulmuşlar. Bir süre gittikten sonra Baba Semmazisi Hazretlerinin bir müridinin evine misafir olmuşlar. Tabii misafirdir gelen, ikramda bulunmak gerekir. Bu müridi, bu dostu ortaya yemek çıkartmak istemiş ama biraz da hüzünlü, üzüntülü. Ortaya çıkarttığı süt, yoğurt cinsinden, kaymak cinsinden neyse koyduktan sonra efendim her şey var ama evde ekmek yoktu gibi bir şey de buyurunca Baba Semmazisi Hazretleri Şah-ı Nakşibend Hazretlerine bak işte ekmeğe ihtiyaç olunacak bir yer varmış diye Şah-ı Nakşibend Hazretlerine ekmeği çıkartmasını istiyor. Orada da Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin kendisinin bu öngörüsünden dolayı etkilendiğini efendim Baba Semmasi Hazretlerinin büyüklüğünü bir kere daha ikrar ettiğini ifade ediyor. Muhammed Baba Semmasi Hazretleri vazifesini yapıp ahirete irtihal edeceği zaman talebelerini Seyyid Emir Külal Hazretlerine havale etmiş. En başta da Şah-ı Nakşibend Hazretlerine havale etmiş. Onun tam kamil bir şekilde yetiştirilmesini vasiyet etmiş. Hatta çok tembih eylemiş. Ondan sakın hiçbir himmetini noksan eyleme diye ona çok üzerinde durmuş. Seyyid Emir Külal Hazretleri de elhamdülillah şeyhinin o tavsiyesini ve emrini en güzel şekilde yerine getirmiş. Bunu inşallah Seyyid Emir Külal Hazretlerinin ve Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin hayatlarında görmek mümkün. Allah'ım razı olsun hocam. Hepsi teşekkür olsun. Ediyoruz. Bitirirken hocama şu benim mevzuyu bir hatırlatır mısın Hacı Bey? Bu dükkanı kuralım. Hamca Hoca'yı da takrar olun etken savallı mesela sizge imtihanız. Bu kişi kıkı borsa, kudu sizge okşap, pirlerge, şeyhlerge hizmet kıl etken adamları. Siz savabını ol yapsız, feyzini ol yapsız bir yerde. Savab ki şerik bu mahcu, bu kişinin şerik kılasın. İnşallah. Hizmete ortak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Eyvallah hocam. Elhamdülillah. İGA İstanbul Havalimanı'nın katkılarıyla hazırlanan Sonsuzluk Kervanı programı sona erdi.